Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Haberler çok iç açıcı değil bugün. Haberler de onlara getireceğimiz yorumlar da çok iç açıcı değil. O yüzden bir tane böyle minicik bir iyi haberle, bana göre iyi haberle başlayalım. Şimdi bu Altın Portakal film yarışması işte her sene yapılıyor Antalya'da biliyorsunuz. Oradaki yarışmaya dahil olan filmlerden biri adı Kanun Hükmünde. Neyi anlatıyor? Kanun Hükmünde kararname ile işinden olan iki kişinin işte ondan sonraki hayatlarını anlatan bir şey. Kültür ve Turizm Bakanlığı dedi ki ya bu işte 15 Temmuz darbesiyle alakalı filan bunun yarışmaya dahil olmasına biz istemiyoruz dedi. Antalya Belediyesi de sıkı duramadı açıkçası. Yani burada söyleyelim Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı çok sağlam duramadı film festivalinin arkasında. Ama ne oldu? Yani Kültür Turizm Bakanlığı bastırdı, filmler çekildi. Yönetmenler filmlerini çektiler, yarışmıyoruz arkadaş dediler. Bu tabii küçük çaplı bir rezalete dönüştü. Ne oldu? Turizm ve Kültür Bakanlığı ben çekiyorum o zaman desteğime, buna para vermeyeceğim, destek vermeyeceğim dedi. Film yapımcıları da o zaman ne güzel çok iyi yaptınız diye geri döndüler. Bakalım şimdi Altın Portakal film yarışması devam edecek. Bunu ben fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü hani ortada bir hani darbe girişiminin övülmesi, silahlı bir şeylerin, eylemlerin övülmesi falan değil. Yani iki insanın işte işinden olmuş iki insanın mücadelesi anlatılıyor. Daha filmi görmedik de tabii biz sadece verilen bilgi olarak söylüyoruz. Böyle bir karar çıktı. Ama bir başka karar çok yani milyonlarca kişiyi memnun etmedi. Milyonlarca kişi, araç sahipleri. Bugünü bekliyorlardı 28 Eylül gününü çünkü Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlar ek vergisini karara bağlayacaktı. CHP'nin yaptığı itirazı daha doğrusu karara bağlayacaktı. %80 oranında insanlar vermemişti bu parayı. Çünkü haksız buluyorlardı ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı bekleniyordu. İşte bugün oy birliğiyle Anayasa Mahkemesi bu depremin yol açtığı ekonomik kayıpların işte araç sahiplerine de yansıtılması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi. Şimdi paşa paşa ödeyeceğiz bu vergileri. Yani artık hani ne söylesek boş. Anayasa Mahkemesi de karar verdi. Herhalde Anayasa Mahkemesi kararlarından rahatsız olup Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılmasını isteyenler en azından bu karardan memnun olmuşlardır. Şimdi bu hani verici hani iç karartıcı dedim ya onlardan bir tanesi buydu. Bir diğeri arkadaşlar bu Ekonomik Koordinasyon Kurulu hani dedik ya yani vatandaşa yansıtılıyor. Peki orta vadeli plan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı geldi. Neden tasarruf dendi? Tasarruf deyince insanın aklına da böyle debdebe şatafat filan geliyor. İşte Cumhurbaşkanlığının kaç uçağı var? Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili sormuş. Cevdet Yılmaz, Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun da başkanı, oraya da geleceğim şimdi. Cevap vermiş. Cevap şöyle arkadaşlar. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerektiği kadar. Ya mesela 3 tane değil. Daha önce Cumhurbaşkanı yardımcısı olan şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay 8 diye bir rakam telaffuz etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 16 demişti. 13 diyen var. Tam olarak bilmiyoruz. Sadece işte uçakların bakım masrafı olarak böyle bir meblağ veriliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Hani bir yandan tamam vatandaşlar katkısı arabası olan işte kendi arabasının gücü kadarıyla hani ek vergi versin madem Anayasa Mahkemesi de öyle karar vermiş. Ama bir yandan hani şatafattan, debdebeden tasarruf edilmiyor. Edilmiyor. Size örneklerini verdim geçen günkü bir yayınımızda. Nereden? Sayıştay raporundan. Devletin Sayıştay raporundan. Ne kadar fazla harcamalar, israf, yersiz harcamalar. Hani bunlara ne dedik? Bunlara soruşturma açması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ya da gerekiyorsa savcıların diye. Değil mi? Hani bir yanda bu var, bir yanda bu var. Geldik emekli maaşlarına. Hani orada içimiz ferahlayacak diye. Çünkü
emekli maaşlarına bir zam daha öngörülmüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız vaat etmişti seçimden önce. Çünkü işte muhalefet lideri adayı Kılıçdaroğlu o ben vereceğim deyince bu da ben daha fazla vereceğim demişti. Ama seçim geçti. Seçimin üstünden bayağı bir zaman geçti. En son işte bu ay çıkacak, bir dahaki ay çıkacak, ondan sonra çıkacak, yeniden bakacağız falan diye diye. En son bu hafta başı pazartesi günü, salı günü yapılan kabine toplantısından bir karar çıkması bekleniyordu. Yine çıkmadı. Şimdi meclis açılacak, meclise bakalım deniyor. Şimdi şöyle yorumlar da yapılıyor, siz de okuyorsunuzdur. Deniyor ki ya aradan geçen bu 3-4 ayda bile Türk lirasının değeri o kadar düştü ki, alım gücü o kadar düştü ki zaten emekliye verilecek ek zam şimdiden kayboldu gitti, buharlaştı gitti. Hani bir de işte bir 29 Ekim'de belki de bir 100. yılımız, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Orada bir işte emeklilere ek ikramiye verelim falan gibi şeyler konuşuldu. Tamam verilsin verilmesin değil de. Ha, emekliye zam yerine bakın size ne güzel bir 100. yıl armağanı verdik diye bir defalık bir para transferi yapılacaksa, para verilecekse hani bunun devamı tabii gelmeyecek demektir. Çünkü bir dahaki ay daha önceki ay maaşıyla devam edecek. Bunu şimdiden hani böyle bir şeyin olacağı kesin değil ama şimdiden bazı iktidar yanlısı, Adalet Kalkınma Partisi taraftarı, yorumcular şimdiden büyük bir müjde olarak duyurmaya başladılar. Böyle olmaması lazım. Böyle olmaması lazım. Emeklilere haklarının verilmesi lazım. Çünkü hani bu miktarlar çok büyüyor. İşte asgari ücret 11 bin lira, öteki şu kadar bin lira filan da ya alım gücü yok. Yani pazara, çarşıya, pazara çıkıyorsunuz. Siz biliyorsunuz işte etin fiyatını, sebzenin fiyatını, meyvenin fiyatını, sütün, yumurtanın fiyatını. Yani paranın alım gücü kalmadı ama o alım gücü kalmayan parayı dahi emekli alamıyor. Çünkü bir yandan işte orta vadeli plan var, ekonomik program var. İşte orada kesintiler olması gerekiyor ama kesintiler ya hep mi dar gelirliden olur? Hep mi sabit gelirliden olur? Yani burada bir adaletsizlik şeyi var. Bu açık. Şimdi gelelim gerçekten hani uzun vadeli kötü bir habere. Bunun önünün alınması lazım. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu çete operasyonlarına hız verdi. Bu da açıkça görülüyor. Yani işte uyuşturucu kaçakçıları, ne bileyim işte İnegöl'de mesela bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı. İnsanları zorla işte çek senet imzalatıp borçlandıran bir şeyler. Her gün bir yeni bir şey çıkıyor. Orada hız vermesi güzel. Hani onu devamı gelir inşallah diyoruz. Devamı gelir inşallah diyoruz. İnşallah diyoruz bu. Hani küçükleri aradan sıyırıp büyüklerin önünü açma diye bazı iddialarda olduğu gibi ona yol açmaz diyoruz. Ama birileri de rahatsız oluyor bu kadarından bile. İşte şey de bunun bir örneği. Bu Ayhan Bora Kaplan. Günlerdir sizle bunun yayınını yapıyoruz. Onun yakalanmasıyla nereye kadar gidecek bu işin sonu? Altından cinayetler çıkacak mı? Bir de aynı süreçte bu daha önce öldürülmüş olan 2022 Aralık ayında Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş cinayetiyle bunun bağlantısı var mı yok mu filan. Adalet Kalkınma Partililerin sahip çıkmadığı ortamda Süleyman Soylu'ya yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sahip çıkması böyle ve dün görüşmüş olmaları. Şimdi dünkü görüşmeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi liderinin tabii Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı 27 Eylül'deki görüşmelerinden bir açıklama çıkmadı. Herkes burada Süleyman Soylu'ya verilen desteğin ya da AK Parti tarafından esirgenen desteğin konuşulacağını tahmin ediyordu. Bir iki sızdırma haber çıktı bir yerlerde. Efendim yerel seçimleri konuştular diye. Yerel seçimden bahis olduysa şu söylenti de var. Bakın söylenti diyorum çünkü taraflar doğrulamıyor. Doğrulamıyor ama lafta yayılıyor. Yani ne o? Efendim Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da Adalet Kalkınma Partisi adayının Süleyman Soylu olmasını istiyormuş falan. Hani MHP'lilere soruyorsunuz yok biz bilmiyoruz öyle bir şey diyorlar. AK Partililere soruyorsunuz yok biz kendi adayımızı saptamaya uğraşıyoruz
diyorlar. Şeyde Hamza Dağ, AK Parti'nin genel başkan yardımcısı, geçenlerde bir yayın yapmıştım, hatırlayacaksınız. Diyor ki arkadaş, bizim yerel seçim stratejimizi ancak 7 Ekim'deki işte olağanüstü kongremiz olacak. Ondan sonra oluşacak yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, ki orada da Erdoğan'ın takdiri söz konusu olacak. Orada belirlenecek. Daha şu anda aday maday belirlenmedi deniyor. Hani bu tür gelişmeler var. Konuyu dağıtmayalım. Konuyu biraz dağıttım, farkındayım. Kusura bakmayın. Konu çetelerle mücadele. Şimdi bir küresel organize suç endeksi diye her yıl yayınlanan bir şey var. Çeşitli şeylere bakıyorlar. Efendim, kaçakçılık olayları, işte ne bileyim, yolsuzluklar vesaireler. Bunlara bakıyorlar ve her sene ülkelere bir not veriyorlar. Tabii bu notlar kötü not. Yani kötü not. Yani en yüksek not mesela 10, birden 10'a kadar 10 en kötü durum. İşte bir de en kabul edilebilir durum diyelim. Hadi iyi demeyelim de. Bu endekse göre arkadaşlar, kötü haber şurada. Türkiye Avrupa'da birinci suç örgütlerinin aktivitesi. Organize suçlar. Organize suçlarda Avrupa'nın birincisi. Asya ülkeleri arasında da 6. Yani orada da çok gerilerde değil. Dünyada 14. Tabii dünya deyince Güney Amerika, bunu yani kimse başa çıkamıyor Güney Amerika'yla. Ama hani gayet gayet kötü bir durum. Peki Türkiye'deki şeylerin bu ortalamasını bu kadar yükselten Türkiye'nin, yani Avrupa'da 1, Asya'da 6, dünyada 14 durumuna getiren organize suçlar bakımından en önemli suçlar ne biliyor musunuz? 10 üzerinden 9 suç puanı almış Türkiye bu endekse göre. Bir tanesi insan kaçakçılığı, bu son derece tahmin edilebilir. Bu yasa dışı göç, Suriye, Afgan falan, yani tahmin edilebilir. Ama bir diğeri var ki bu gerçekten uzun vadeli endişe verici ve bana göre bir milli güvenlik sorunu. Ekleri de var. Neden milli güvenlik sorunu gördüğümü söyleyeceğim. Ama diğer madde, Türkiye'nin maalesef 10 üzerinden 9 suç puanı aldığı devlet bağlantılı suç aktörleri. Ha, biz buna ne diyoruz Türkiye'deki siyasette? Siyaset mafya ilişkileri ya da siyaset mafya ticaret ilişkileri diyoruz. Yani bu şekilde ifade ediyoruz bu suç endeksinin devlet bağlantılı suç aktörleri dediği şeyi. Ha, onu neler takip ediyor Türkiye özelinde? Efendime söyleyeyim, haraç alma, uyuşturucu ticareti, bütün bunlar. Uyuşturucu ticareti deyince yine bu raporda diyor ki suç örgütleri, küresel suç örgütleri, tabii yerel suç örgütleriyle de bağlantılı olarak Türkiye'yi dünya kokain ticaretinin düğüm noktalarından biri haline getirdi. Güney Amerika'dan Avrupa ve Orta Doğu'ya ve Kafkaslara, kuzeye daha giden kokainin ana geçiş noktasını Türkiye haline getirdiler. Evet, şeyin de hakkını vermiş, yani emniyetin çalıştığının, son zamanlarda yakalanmaların arttığının filan. Fakat bu şeyi değiştirmiyor. Yani suç örgütlerinin Türkiye'yi geçiş noktası olarak kullandığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu rapora da geçmiş durumda. Raporda da anılıyor bunlar ve bu suç örgütlerinin, uyuşturucu örgütlerinin terör örgütleriyle yakın çalıştığı, İşte diyelim Türkiye'deki suç örgütlerinin Lübnan'daki Hizbullah, sonra Meksika'daki Sinoa karteli filan, bunlarla işbirliği içinde olduğu filan öne sürülüyor. Çok ciddi şeyler. Bakın, bu sadece Türkiye'deki hani suç ikliminin yükseliyor, artıyor olmasıyla, can güvenliği filan olmasıyla bağlantılı değil. Bir de şu var, uyuşturucu ticareti son, yani yakın zamanlara kadar diyelim, Türkiye'de bir kullanım sorunu değildi. Kullanım olarak ne var? Yani Anadolu'da geleneksel diyeceğiz. Hani Anadolu'da Afyon ve Esrar kullanımı yaygın. Yani bu hani herkesin bildiği gerçek. Yani filan. Ama yayılmış kitlesel bir uyuşturucu kullanım sorunu Türkiye'de işte şurada 15-20 yıla, 30 yıla kadar yoktu. Şimdi artık bu ucuzlayan sentetik uyuşturucu maddeleri nedeniyle yani sokağa düştü. Ortaokul düzeyine indi. Arkadaşlar, bir ülkenin milli güvenlik sorunu bu değilse başka nedir? Yani Türkiye gibi bir ülke
organize suçlarda dünya sıra Avrupa'da birinci oluyorsa, dünya sıralamasına giriyorsa, uyuşturucu kullanımı artık ortaokul düzeyine iniyorsa, yani burada bunu bir milli güvenlik sorunu sınıfına dahil etmek gerekmez mi artık? Yani burada tabii en çok dikkat edilmesi gereken şey işte bu devlet bağlantılı suç aktörleri denilen bir takım çetelerin devlet içindeki, siyaset içindeki, sadece devlet değil değişik siyasi partiler de olabilir, içindeki, bürokrasi içindeki bir takım hani çürük elmalar diyeceğim, kusura bakmayın, çürük elmalar tarafından korunup kollanmasıyla oluyor bunlar. Gökçer Tayincioğlu T24'te çok güzel izah etmiş bugün şeyde, yani internete girip okumanızı tavsiye ederim gerçekten. Gökçer Tayincioğlu, rüşvet çarkı nasıl deniyor? Yani çetelerle işte bürokrasi, yargı, siyaset, bunlar arasındaki rüşvet çarkı nasıl deniyor? Çok güzel anlatmış. Gerçekten okumanızı öneririm. Bugün size dediğim gibi pek iç açıcı haberler veremedim. İç açıcı haberler veremedim ama manzara bu değerli arkadaşlar. Ne yapalım? Elde olanı sizle paylaşıyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olma ümidiyle. Hoşça kalın.